Merhaba Pelin Hanım, nasılsınız? Merhaba, iyiyim canım, sen? Teşekkür ederim, biz de çok iyiyiz. Tabii. Biraz yandınız mı, bronzlaştınız mı? Yandım, biraz bronzlaştım. Ben yaz başlayınca hemen bronzlaşıyorum. Seviyorum çünkü, o yüzden güzel oluyor. Bizi soralım, güzel bir sezonu geride bırakabiliriz. Evet. Onun için buradasınız herhalde, ödül evet, alacaksınız. Evet, ödül törenimiz var. Yeni Amerika Üniversitesi'nin dijital içerik ödülleri. Biz de vize olarak güzel bir ödül alacağız. Çok çalıştık, yorulduk. Artık şimdi işte bu karşılığını alıyoruz aslında. Çok keyifli. Bir de özlemişim sizi görünce de fark ettim. Hani böyle törenleri, buluşmaları, giyinip süslenip böyle çıkmayı keyifli geldi yani. Bunların dışında neler yapıyorsunuz peki, nasıl gidiyor? Vallahi çocuklar işte, nasıl? Dizi bitti, direkt zaten Bodrum'a gittik ailecek. Evimiz var orada, biliyorsunuz. Bütün yaz oradayım. Güzel vakit geçiriyoruz çocuklarla. Dinleniyorum. Spor yapıyorum. Diyet yapıyorum. Çok kendimi bırakmadan yazı geçirmeye çalışıyorum. Böyle keyifli. Peki şey, Kıbrıs, İstanbul hattı zor olmuyor mu çocuklarla beraber, yoksa onları da genel olarak sete götürüp geçiyor musunuz? Yok, ben geliyorum sürekli, her hafta uçağa biniyorum, gidiyorum, geliyorum. Ya zor ve yorucu bir tempo ama bunu ben istedim ve çok mutluyum buradan da. Asla söylenmiyorum. Çünkü seviyorum işimi, aileme de vakit ayırmayı seviyorum. Çalışan anne olmak hoşuma gidiyor aslında, onlar da hep bunu görsün istiyorum zaten. Hiç yadırgamıyorlar. Gurur duysa istiyorum ben de, çünkü bu güzel bir şey. Kadınların çalışabiliyorken çalışması çok önemli. Tekrardan Bodrum'a bir tatil olacak mı, yoksa İstanbul'da? Yok yok, işte yarın döneceğim. Bu biz ödül töreni için geldim. Yarın döneceğim. Yine böyle işle görüşürüz. Orada bitkine görüntü vermekten sakınıyorsunuz genelde ama... Sakınmıyorum. Eşiniz de çok konuda hassas anladım. Yok değil aslında. Çünkü evet. Sonuçta evimizin yeri belli. Herkes gelip çekiyor. Evet, yani... Bir şekilde zaten daha geldiğimiz kim çektiler, kim çekti bilmiyorum ama... Evet. Yani bir şekilde az sonra kadar daha çok çekilirim. Ama sıkıntı olduğumuz gibi çıkmıyoruz. Ters işi bulurlar. Bilmiyorum yani. Bak olduğumuz gibi çıksak gerçekten sorun yok ama ben kendime bakıyorum, öyle görmüyorum. Hakikaten o ters işi gıcık bir şey. Ama bazı ünlüler paparazilerden fotoğrafları görmek de istiyorlar çoğu zaman. Ha belki de işte bir hani içim rahat etsin diye alabilirim haklı olarak. Bilmiyorum yani, olduğumuz gibi çıksak gerçekten problem değil. Şu an nasıl yapıyorum? Yok gayet iyi. Gerçekten giyiniyorum, spor yapıyorum. Neler yapıyorsunuz işte, mesela hani formunuzu konuşmak için? Ya her gün yürüyüş yapıyorum, sonra antrenman yapıyorum, fonksiyonel antrenman. Bir haftada da diyete başladım, 2 kilo da verdim. Ben de işte şeker, karbonhidratı biraz çıkardım. Sürekli bir hareket halindeyim. Normalleşme döneminde bir işte kapitten bir temiz olarak tamamen. Evet, en çok niye özlediniz bu süreçte? Neler yapmayı özlediniz? Ya valla aslında böyle arkadaş buluşmaları, keyifli akşam yemekleri tabii ki özledim. Müzik dinlemeyi çok özledim. Onun için de daha özleyeceğiz gibi gözüküyor. O biraz üzücü oldu. Yani öyle bir artık maskesiz gezme özgürlüğünü de insanı özlüyor. Çocukları böyle rahatça artık okula göndermek istiyoruz. Bakalım kısmet artık. Aşkın ilk dozunu aldım bakalım. İkinci dozunu da olacağım. Herkes de olmaya başlamaya başlamak. Peki, çok teşekkür ederim. Rica ederim. Teşekkür ederim.